Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yumuşak pufuduk bir poğaça tarifim var. Patatesli poğaça hazırlayacağız. Hemen malzemelerimize bakalım. Patatesli poğaçamız için gerekli olan malzemeler 2 adet yumurta, birinin sarısı üzeri için kullanılacak. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 3,5 su bardağı un. Unu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Ele yapışan yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 paket yaş maya ve 1 adet iri boy patatesim var. Haşlanmış patates. Malzemelerimizin oda ısısında olması önemli. Şimdi poğaça işlemimizi yapmaya başlayalım. Yumurtamın birinin sarısını ayırdım. Şimdi bunu karıştıralım. Ve şimdi üzerine sütümüzü ilave edelim. Ilık sütümüzü. Ve şimdi içerisine bir paket yaş mayamı ilave ediyorum. Şimdi mayamızla da karıştıralım. Kuru maya veya instant mayalar da olabilir ama yaş mayayla poğaçalar daha pofuduk, daha güzel oluyor. Mayayla da güzel karıştıralım. Şimdi sıvı yağımızı ilave edelim. Şimdi bir adet haşlamış olduğumuz patatesimizi parçalayarak içerisine ilave edelim. Evet, şimdi patatesimi ilave ediyorum. Ve tuzumuzu da ilave edelim. Ve şimdi bunu da güzelce bir karıştıralım. Şimdi unumu eleyerek azar azar ilave edeceğim. Ve yoğuracağım hamurumu yumuşakça bir hamur elde edeceğim. Evet, hamurumuz toparlandı. Yumuşakça bir hamur elde ettik. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Şimdi ağzını kapatıyorum ve en az 45 dakika hamurumu dinlenmeye bırakıyorum. Evet, 45 dakika beklettiğimiz hamurumuzu açalım. Evet, yeterince kabarmış. Şimdi elimizi hafifçe yağlayarak bezelerimizi oluşturalım. Evet, elimi hafifçe yağlıyorum. Ve hamurumdan beze kopartıyorum. Evet, şimdi bunu yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsinin içerisine alabilirim. Yine aynı şekilde. Biraz araları boşluklu fırın tepsimize yerleştirelim. Çünkü mayalı hamur olduğu için kabaracaktır. Evet, tüm bezelerimizi bu şekilde oluşturmaya devam edelim. Toplamda 11 adet bezem oluştu. Şimdi üzerine ayırmış olduğumuz bir yumurta sarısını sürebiliriz.
Evet, yumurta sarısı sürmüş olduğumuz poğaçalarımızın üzerine şimdi susam veya çörek otu ile süsleyebiliriz. Evet, poğaçalarımız hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına poğaçalarımızı verebiliriz. Evet, poğaçalarımız fırından çıktılar. Gerçekten çok güzel kabardı. Puf puf yumuşacık. Şu an çok sıcaklar. Birazdan size içini de göstereceğim. Evet. Evet, gerçekten çok güzel piştiler. Şimdi ilk sıcaklığı çıktı, biraz soğudu. Hemen size göstermek istiyorum. Bakın içi de çok güzel pişti. Gayet yapımı kolay. Gayet yapımı kolay. Yumuşacık puf puf poğaçamız hazır. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.